Sevgili Trabzonsporlular, Transfer TV Plus kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Evet, Trabzonspor tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumda ve Gaziantep maçı için milli takımlara giden oyuncular nedeniyle eksik bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor Trabzonspor. Güzel gelişmeler de var. Bruno Perez'in sakatlığı tamamen geçti. Gaziantep Spor maçında oynamak istediğini hocasına, Abdullah Avcı'ya iletmiş. Bunun dışında Bakasetas'ın sakatlığı sürüyor. Gaziantepspor maçında oynama ihtimali yok ama bir sonraki maçta yani Karagümrük maçında oynayabileceği söyleniyor. Tabii ki tedavi süreci önemli. Onun dışında Hamşik'in çok önemli büyük bir sakatlığı olmadığı ve Gaziantepspor maçında Hamşik'in takımdaki yerini alabileceği söyleniyor. Ama Trabzonspor'da asıl hedef transferler, bir taraftan şampiyonluk, Ocak ayında kadrosunu daha da güçlendirme hedef var Trabzonspor'un ve Ocak ayına kalmadan Trabzonspor Kasım ayı sonuna kadar transferleri görüştüğü oyuncularla prensip anlaşmasına varmayı planlıyor. Bu yüzden tam gaz transfer çalışmalarını sürdürüyor. Visca konusunda bana çok fazla sayıda soru var. Trabzonspor bir türlü Visca transferinde şu ana kadar mutlu sona ulaşamadı. Ta Sadı Şener Başkan'ın döneminden beri Visca hep Trabzonspor'un gündemine geldi. Yine gündemde. Ama Trabzonspor Visca'yı transfer edebilir mi? Onunla ilgili menajeri konuşmuş. Bunu Transfer TV Plus kanalı farkıyla sizlerle paylaşıyorum. Edin Visca'nın menajeri Nedim Hrapović. Nedim Hrapović Boşnak bir menajer bu. Boşnak menajer Edin Visca'nın Trabzonspor'a transfer olacağı şeklindeki iddialar üzerine bir açıklama yapma gereği duymuş ve şunu söylemiş Nedim Hrapović, Edin Visca'nın menajeri. Gazeteler ve haber siteleri sürekli bir şeyler yazıyor, sadece dedikodu, şu ana kadar bizimle kimse temasa geçmedi diyor. Tabii ki menajer bunu söyleyecek sevgili Trabzonsporlular. Kulüpler, başkanlar nezdinde önce görüşürler. İşte teknik adam futbolcuyla görüşebilir. Sonra futbolcuyla görüşülür. İş ciddiye bindikten sonra menajeri çağrılır. Ve karşılıklı olarak artık imza aşamasına geldiğinde menajerin haberi olur. Ondan önce çünkü sözleşmesi var. Başkan Ahmet Ağlı'yla Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ konuyu görüşür. Göksel Gümüşdağ Trabzonspor'un önereceği teklif cazip olursa buyurun görüşelim ve bu işi bir adını koyalım der. Ondan sonra en son aşamada menajeri çağrılır. Ama Trabzonspor'un gündeminde değil mi Edin Visca? Trabzonspor'un gündeminde bunu söyleyeyim. Ama bakalım Ocak ayına kadar neler olur hep birlikte göreceğiz. Efecan Karaca da Trabzonspor'un gündeminde. Bunu da ifade edeyim. Trabzonspor'a bir Yunan oyuncu gündemine gelmiş Trabzonspor'un. Yunan 210 haber sitesi, futbol haber sitesi bunu haberleştirmiş. Trabzonspor kulübü diyor, İtalya'da Sassuolo forması giyen Giorgi Kyriakopoulos. Yunan oyuncuların ismini söylemek çok zor. Ben Giorgi Kyriakopoulos diye kısaca okuyayım. Trabzonspor'un gündemine geldiğini söylüyor Yunan haber sitesi. Yunan oyuncu bu yıl şimdiye kadar sadece 6 maçta forma giydi diyor site. 25 yaşındaki sol bek Trabzonspor'un gündemindeymiş ama yine Trabzonspor'un gündeminde olan diğer oyuncular sol bekler Sivas Spor'dan Uğur Çiftçi, Juventus'tan Luca Pellegrini, Lille'den Brandaric. Yani Trabzonspor'un sol bek listesi de hayli karabalık öne çıktı. Sonuçta Bakasetas ve Siopis Trabzonspor'da çok başarılı olduğu için Yunan oyuncunun da yani Giorgi Kyriakopoulos'un da Trabzonspor'da başarılı olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bu araştırma yapmak lazım. Futbolcu hakkında çok fazla detaya sahip değilim. İş ciddiye binerse, olma yoluna girerse bu konuda yine sizinle bu oyuncu ile ilgili bilgileri, detayları paylaşırım. Teo için Trabzonspor'a bir müjde var. Trabzonspor'un sezon başında Cervinho'dan önce istediği oyuncu Cristian Tello'ydu. Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini o dönemde İspanyol kanat oyuncusunu yani Cristian Tello'yu bırakmamıştı. Ancak gelinen süreçte Tello'ya bu sezon sadece 309 dakika süre vermiş. İtalya'nın AS gazetesinin iddiasına göre de Pellegrini için Cristian Tello
sahip olduğu özellikler nedeniyle hücum alanı için bir silah. Rakip kaleye karşıya kaldığı ve topu taşıma yeteneği tartışılmaz olduğunu gösterdi diyor. Ancak diyor Ferencvaros maçından sonra formayı kaybetti. Pellegrini Real Betis'teki rolünü sorgulamaya başladı diyor. O zamandan beri sadece yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak kullandı diyor. Tello'nun sözleşmesi de 2022 Haziran'da bitiyor. Yani sezon sonunda bitiyor. Şu anda geleceği Betis'te devam etmeye çok yakın görünmüyor diyor. Yani Real Betis kulübü bu oyuncuyu bırakacak deniyor. Tüm bu şartlar bir araya geldiğine göre Cergio'nun sakatlığında Tello'nun Trabzonspor'a yakın olduğunu ben düşünüyorum. Yani Trabzonspor cüzi bir bonservisiyle 1,5-2 milyon euro bandında bir bonservisle Cristiano Tello'yu transfer edebilir. Bunu da söyleyeyim sevgili Trabzonsporlar. Bu arada Bakayeme ile de görüşmeler sürüyor. Ben bir hafta içinde Bakayeme'yle Trabzonspor'un 2 artı 1 yıllık sözleşme konusunda el sıkışacağını düşünüyorum. Evet sevgili Trabzonsporlular, transfer dönemi özellikle Trabzonspor açısından Ekim ayının başından itibaren devam ediyor. Trabzonspor görüşmelerini sürdürüyor. İki kanat oyuncusu alacak, bir stoper alacak Edgar Afrika Ligi'ne gideceği için. Bir de sol bek transferi yapacak. O yüzden hayır hareketle Trabzonspor. O yüzden Transfer TV Plus kanalına abone olmayı unutmayın. Çevrenizdeki bütün Trabzonsporluları Transfer TV Plus kanalına teşvik edin. Çünkü bu kanal sizin başucu kanalınız. Çektiğim videoları beğenmeyi unutmayın. Sorularınızı, görüşlerinizi de bekliyorum. Hepinize selamlar, sevgiler iletiyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Ama gözünüz kulağınız hep Transfer TV Plus kanalında olsun sevgili Trabzonsporlular.